Bugün sizlere gülüş tasarımı ve gülüş tasarımında kullanılan malzemelerden bahsetmek istiyorum. Ayrıca tek günde yapılabilecek gülüş tasarımından bahsetmek istiyorum. Öncelikle kişiler şunu merak ediyor. Hep hekime gidiyorlar, diyorlar ki ben şunu istiyorum, bunu istiyorum. Kulaktan dolma bilgilerle veya internetten görme bilgilerle hekimlerden kendilerine diş yapmalarını istiyorlar. En çok yapılan istek ne? Doktor bey, ben zirkonyum diş istiyorum. Doktor bey, ben zirkonyum lamine istiyorum diye. Öncelikle malzeme seçimini diş hekiminize bırakmanız lazım. Günümüzde her bölge için, ön için ayrı, yanlar için ayrı, arkalar için gerektiğinde ayrı malzeme seçimi var. Arkada çiğneme kuvveti daha fazla olduğu için oraya daha güçlü malzemeler seçmek gerekirken, önlerde daha şeffaf, daha canlı malzemeler seçmek lazım. Malzeme ne kadar güçlenirse estetik kalitesi de o kadar düşer. Zirkonyum dediğimiz aslında bir çeşit metaldir, ışığı az geçirir. O yüzden zirkonyum arkada kullanmak lazım, önlerde daha çok camsı veya kristal destekli malzemeler kullanmak lazım. Bunu göz ardı etmeyin. Gülüş tasarımı yaparken genelde günümüzde laminelerle yapılan gülüş tasarımı çok popüler hale geldi. Lamine dediğimiz yöntemde çok özel incelikler var. Birincisi, diyelim ki dişleriniz içeri bakıyor. Dudak desteği yok. Veya eskiden dişleriniz çok güzeldi ancak artık konuşurken, gülerken görünmüyor. Gereğinden kısa. Veya dişlerimizde aralıklar var, dişlerimizde çarpışıklıklar var gibi. Böyle vakalar lamineler için ideal adaylar. Eğer dişler içeri bakıyorsa, bunları dışarı çıkartıp daha uzun, daha beyaz, daha dolu bir Hollywood gülüşü yapmak istiyorsak, dişin yüzeyini çoğu zaman pürüzlendirmeden, bazen hafif pürüzlendirerek diş hekimi bu dişlerin ölçüsünü alır. Ölçüsünü aldıktan sonra size bir tasarım verirler. Bu tasarımı özel mumlarla verirler ve bu tasarımı sizin ağzınıza dener. Ağza denediği tasarımı, buna gülüşünü test sürüşü yapma denir. Yani kişi kendine yapılacak gülüşü daha önceden görebilir, deneyebilir, bakabilir ve bu sayede dudağında hissederek ne kadar uzun, ne kadar önde, ne kadar geride konuşma testi yapar ve dişlerini ağzında hissederek görür ve beğenir. Beğendikten sonra hekiminiz size, sizinle beraber o seansta bir renk seçer. Renk tercihen doğal renkler olmalı. Ancak yine hekiminiz size bu aşamada saygılı davranır. Beraber seçersiniz rengi. Bazı kişi ömrü boyu bembeyaz dişlere özlem duymuş olabilir. O zaman hekiminiz size beyaz diş yapacaktır. Ancak doğrusu ne? Doğal olan, yüzey karakteri olan, bakıldığı zaman gerçek dişten ayırt edilemeyen, ancak insanlar size bakacağı zaman diyecek ki ne kadar güzel dişlerin var, ne kadar güzel gülüyorsun. Acaba dişler kendinin mi diye düşünecek, yapıldığı anlaşılmayacak. Bu rengi seçtikten sonra diş hekiminiz bunları, hazırladığınız özel mumları siz beğendikten sonra tek tek alır. Bunları tek tek bilgisayar ortamında tarayarak onların birebir kopyasını elde eder. Kopyasını eldikten sonra yine üzerine hekiminiz yüzey karakteri girer, çeşitli efektler girer ve de dişi doğal olacak hale getirir ve sizin dişinizin yüzeyine yapıştırır. Porselen lamine tedavisi genelde bir haftada bitiyor, diş hekiminizi 3 defa ziyaret ederek. Şimdi size günübirlik yapılan, aynı günde yapılan gülüş tasarımından bahsetmek istiyorum. Şehir dışında yaşıyorsunuz, diş hekiminize gittiniz, aynı günde gülüş tasarımı yapılabilir. Veya şehir dışından, yurt dışından gelen kişiler bundan faydalanabilir. Veya kısıtlı zaman olanlar bundan faydalanabilir. Yani kişi tek günde porselen kaplama yaptırabilir. Bilgisayar destekli teknik sayesinde gelin iş akışını, sabahtan akşama kadar olan iş akışını beraber izleyelim istersiniz. Estetik göreceli bir kavram. Hekiminiz sizi anlamak durumunda. Ne istiyorsunuz? Beraber konuşuyoruz, bakıyorsunuz vakalara. Konuşuyorsunuz. Fotoğraflar üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.
Bu fotoğraflar üzerinde yapılan değerlendirme sizinle paylaşılıyor. Böyle düşünüyoruz. Ne dersiniz gibi. Ondan sonra işleme başlanıyor. Özel 3 boyutlu printerlarla ağız içi okunuyor. Okunduktan sonra bilgisayarda tasarımlar yapılıp bilgisayarda tek 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 lamineler hazırlanıyor ve sınırları çiziliyor. Ondan sonra hekiminiz oturup tasarım yapıyor. Bu tasarımı yine hekimin kliniğinde bulunan 3 boyutlu printerlarla basıp tek tek diş hekiminiz bunları cilalayıp hazırlayıp aynı gün içinde oluyor bunlar, dikkat edin, dikkatinizi çekiyorum. Ondan sonra da dişler hazırladıktan sonra size sunuyor. Siz eğer beğenirseniz, beğendikten sonra dişi yapıştırılıyor. Bakın öncesi bu şekildeydi ve sonra bu şekilde değişiyor. Oradan buraya bir günde gelmek mümkün oluyor. Ve hanımefendinin önceki gülüşü nasıldı, sonraki gülüşü nasıl? Ve sabahtan akşama kadar olan durum bu. Buna bir günde yapılan gülüş tasarımı deniyor. Gülüş tasarımı bilgisayar desteği sayesinde bir günde olabiliyor. Ve bu yöntemin güzelliği şu, uyumu çok güzel oluyor. Dişlerin üzerine tek tek yapışıyor, uyumu çok güzel oluyor ve bitmiş oluyor. Diyelim ki dişiniz kırıldı, ön dişiniz yarısından kırıldı. Kaplama yaptırmanız lazım. Aynı şekilde diş hekiminize gidiyorsunuz, diş hekiminiz o dişi hazırlıyor, bakıyor rengine, bilgisayardan desteğini scanlayıp yedip tekrar aynı gün dişinizi size hazırlıyor. Umarım bu anlattıklarım size faydalı olmuştur. Daha fazla merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen sorular sormaktan kaçınmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.